Kötü yedim vurdular, kanadını kırdılar. Daha ben neydim ki? Annemden ayırdılar, gel gel yanıma çabuk, kalsın canıma çabuk, aldın alır parmakları, batır kanıma çabuk. Önce getirdik ezilişi, taşta ezilir. Ondan sonra torbalara koyuyoruz, torbaları doldururuz, torbalardan baskı altına gireriz. Torbaları baskı altında. Sisteme yerleştiririz. Ondan sonra bunu doldururuz, doldurumuz aldı, baskı donduğu anda prese indiririz. Bunun birinci hiç su vermeden bir kere bu yağ akar aşağıya. Kendi bastıkça aşağıya indirir, prese indirince yağlar aşağı basılır. Sonra bunun altından havuza gider. Sefer sonradan süzeriz. Birinci sefer bastıktan sonra ikinci sefer bir daha torbaları boşaltırız. İndirir torbaları. Tekrar ikinci bir sıkım yaparız. Tek sıkıma olmuyor. İkinci seferde bütün yalan çıktı da bir baskıdan hani 100 kilo kadar 100 kilo kadar yağ çıkabiliyor. 100 kilo bir yağ çıkabiliyor. Bir baskıdan. Fazla da çıkmaz. Sistemi aynı sistemdir zaten. Hani tek hani fazla çıkacak. Bak yağ verimli olursa 5-10 kilo fark edebiliyor. Ama zeytin mesela 4 kilo bir, 5 kilo bir yağ verebiliyor. Mesela bazı 3 kilo bir zeytin yağ kilosu verebiliyor. Mesela benim sıktığım zeytin, kendi zeytinin bakmasının yerine göre 3 kilo zeytin 1 kilo yağ verebiliyor. 3 kilo zeytin 1 kilo yağ çıkarıyor. Bazıları da 4 kilo, 5 kilo oluyor. Zeytin yağsız olduğu anda 6-7 kilo da bir veriyor. Taşla öldürülür. Bak taşla öldürülür. Aşağıya tekneye gider. Aşağı tekneye gider. Tekneden buradan iki kişi buradan bir kişi oradan iki kişi buradan biri aslan verir. Biri oradan üstüne bir kişi de buradan aynen baskının altına verir. Çalışma sistemi bu şekildedir. Zeytin yağı yapımı bizim şimdi önceden bak ben burada. Ben 78'de çalışmam bizim sistemimiz bu şekilde değildi. Ama bizim dediğimiz el gücü bir sistemiydi. Hani taşlar ezilir ama gene bizimki el gücüyle yapılırdı şimdi. İçin gerçek olsun. El gücüyle yapılırdı. Şimdi fabrika sistemi olduğu için içeri daha kolay. Aynı bir makineydi. Biz ona tekrar böyle ipler var bir ağaç bize bir şurada bir ağaç olurdu bize bir ağaç olurdu. Buna burada da bir ağaç olurdu. Biz bunu buradan çevirdik tamam mı? Bunu bana çevire yağları sıkardık. Aynen gene iki işlem yapardık. İki işlem yapardık. Ama şimdi gel iki işlem yapıldı. Şimdi makine gücüyle yapıyoruz. Fabrikanın posaları işe yaramıyor. Hiçbir şey yaramaz. Niye yanar? Zaten su oluyor, un gibi oluyor zaten. Çabuk oluyor. Ama bizim bundan postaları dışarıda gösterebilir bir şey. Hepsi yanıyor zaten aynı belirli zaten. Şimdi parçalık kutu deneyelim mi? Deneyelim, deneyelim. Ocakta yanar mı? Deneyelim, yanar. Ocak sobada yanar. Ocak sobada yanar. Çömer dışarı yanar. Yanar. Parçalık şimdi nerede düşünür gel gel yanına çabuk kalsın canına çabuk aldın alır parmakları batır kanına çabuk.